Erdoğan'a bir rapor sunuldu Kızılcahamam kampında. O raporda şu yazıldı. Dendi ki 2007 seçimlerinden sonra durumumuz iyiydi. 2002-2007 arasında iyi işler yaptı ve biz sağlıkla ilgili hizmetlerden dolayı oy aldık bugüne kadar. Ama en son seçimlerde en büyük sorumlu ekonomik kriz, ondan sonra sağlık sektöründe yaşanan vahim tablo. Dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın görevden alınması lazım diye Erdoğan'a bir rapor verildi. Ben bunun verildiğini biliyorum. İkincisi, büyük şikayet var. Yapı içerisinden büyük şikayet var. Ama en büyük şikayet de Sağlık Bakanlığı'ndaki rantlar. Bana iki dakika zaman verirseniz bir fotoğraf çekmek istiyorum. Buyurun. Bakın, ben Sağlık Bakanı ile okul arkadaşıyım. Beraber okuduk tıp fakültesinde hocam. Siz o zaman hocaydınız, hatırlamazsınız ama beraber okuduk. Şimdi Sağlık Bakanı AKP iktidara geldiğinde bir Medipol Hastaneler grubuna sahip değildi. Böyle bir hastane yoktu Türkiye'de. Ve Medipol Hastaneler zinciri AKP iktidarı döneminde büyüdü, devasa bir hastaneler grubu, bir tröz haline geldi. Ve hala gözü doymuyor Sağlık Bakanı'nın. En son neye göz koydu biliyor musunuz Umut Bey? Meclise gelince ne olur siz de buna muhalefet edin. Kızılay'ın elindeki 6 tane hastaneye göz koydu. Teklif verdi. Bunları bana ver diyor. Onları da almak istiyor. Bir ara Ankara Garı'nın yanındaki... Geleceğim oraya da, onları da anlatacağım. Şu an Boğaz'da Nazır Üniversite Hastanesi'nin arsası... Anlatacağım onları da. Daha neler aldı? Beykoz'da ne araziler aldı? Onlardan da birkaç cümle bahsedeceğim. Şimdi Sağlık Bakanı 6 tane hastaneye el koymaya çalışıyor. Başka bir şey daha. Teknik bir konu olduğu için hocam biliyordur ama çok fazla konuşulmayan bir konu. Bakın, Sağlık Bakanlığı'nda ruhsatlar şu anda el değiştiriyor, taksi plakası gibi ve kara borsa. Hocam gidin, siz gidin Umut Bey, hastane açacağım, size ruhsat vermiyor. Yeni ruhsat başka yok. Bir hastanenin ruhsatını almanız lazım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kepazelik yok. Ve taksi plakası gibi kara borsa satılıyor. Bu bunlardan bir tanesi. Gelelim Sağlık Bakanlığı'nın kendi hastanelerini sevirtmek için neler yaptığına. Bakın, AKP iktidara geldiğinden bugüne... Özel hastanelerdeki ameliyat sayısı, ki Sağlık Bakanlığı'nın kendi istatistik verilerinde var bu vereceğim rakamlar. Özel hastanelerdeki ameliyat sayısı 7 kat artmış. Devlet hastanelerindeki ameliyat sayısı 2 kat artmış. Planlı bir şekilde... Çünkü devlet hastanesine gittiğiniz zaman sizi burada olmuyor deyip oraya yönlendiriyorlar. Planlı bir şekilde desteklendi. Peki Sağlık Bakanı kendine neler yaptı? Bakın, Unkapanı'nda Tekel'in muazzam bir binası vardı. Milyarlarca liralık bir kıymeti var. Bu bina Sağlık Bakanı'na verildi. Soru önergesi verdim, cevap yok. Yine Tekel'in Beykoz'da muazzam arazileri vardı. El koydu, niye aldın, aldın mı, aldıysan niye aldın diye soru önergesi verdik. Gene cevap yok. Ankara Garı, orada muhteşem binalara el koyuldu. Çok daha vahimi. Atatürk Orman Çiftliği'nde kıymetli hocam 555 bin metrekare, bir daha söylüyorum, Atatürk'ün armağan ettiği, emanet ettiği o muazzam Atatürk Orman Çiftliği'nden 555 bin metrekare Sağlık Bakanı'na arazi verildi, arazi tahsis edildi. Vatandaş kalkmış Üsküdar'da 1994 yılında 4200 küsür metrekare, 4,5 dönüm civarında bir arsayı Maliye Bakanlığı'na emanet etmiş. Demiş ki bu ülkenin eğitime ihtiyacı var, alın bu arazinin üzerine okul yapın. Ne yapmış Maliye Bakanlığı? Götürmüş Sağlık Bakanı'na vermiş. Tahsis etmiş. Ne okul yapmış ne başka bir şey. Konmuş resmen bunun üzerine. Geçen günler baktım resmi gazetede Sağlık Bakanı'na ne kadar teşvik verilmiş diye. Yıllar önce 5 milyar lira teşvik verilmiş. İnsan utanır bu parayı almaya. 60 milyon dolar teşvik verilmiş. Sizin programınızda konuştuk. Bu ülkede 26 bin diyabetli çocuk var. Bu çocukların tamamına... Diyabet pompası verilse, insülin pompası verilse topu topu 20 milyon ediyor. Yalvardık Sağlık Bakanı'na, Maliye Bakanı'na yalvardık. Bak bu çocuklar ölüyor. Genel kurulda da gündem oldu. Genel kurulda da konuştum. Ya ne olursunuz, altı üstü 20 milyon dolar. Yapmadı adam bunu. Artı SMA'lı çocuklar. Evet, SMA'lı 50 milyon dolar o da altı yani. Üstü. Vermedi bu parayı ama kendi hastanesine 60 milyon dolarlık teşvik almış. Şimdi sıkı durun, başka bir şey söyleyeceğim size. Covid zamanında... Ki Erdoğan'ın Sağlık Bakanı'nı almak istemesinin arkasında yatan sebeplerden biri de ranttır. Rant mekanizmasıdır. Ben bunların hepsini konuştum mecliste. Burada ilk defa ifşa etmiyorum. Gözünün içine baka baka konuştum. Hiçbirisine cevap veremedi. Bakın, Covid zamanında 70 milyon aşı ithal edildi Türkiye'ye. 70 milyon. İthal edilen aşılar Sinovac, Çin'den geldi. Aynı metotla üretilen AstraZeneca aşısı, İngiliz aşısı 3 dolar. Peki Umut Bey kaç paraya aldılar biliyor musunuz? 15-16 demiş. 12 dolar. 12 dolar aldılar. Bakın, 9 dolar fark ediyor. 70 milyonla çarpın, 630 milyon dolar birilerinin cebine boca edildi. Bir daha söylüyorum. 630 milyon dolar. Ey Maliye Bakanı, millete vergi bindireceğine bunların peşine düş.
Peki niye yaptın? Niye sen almadın? Çünkü araya bir aracı firma kurdular. Yani Sağlık Bakanlığı bunu kendisi ithal etmedi. Bir tane aracı firma kurdular ve onu acil gerekçesiyle aman krizdeyiz, aman enfeksiyon var, aman pandemi var, kıyamet kopuyor, ithal ettiler. Korkunç bir ranta bulaşmış durumda Sağlık Bakanlığı. Akıl almaz bir ranta bulaşmış durumda. Bunları niye bu kadar net söylüyorum biliyor musunuz? Şu anda iddiayla söylüyorum. Bu programı seyreden birçok AKP'li milletvekili arkadaşım, çünkü kendileriyle de konuşuyorum, şu anda bu konuşmayı alkışlıyorlar. Çünkü hepsi biliyor AKP şeyin, Sağlık Bakanı'nın içine düştüğü rezaleti. Ve Erdoğan da bunları öğrendi, öfkelendi, bir kısmını duyduktan sonra Sağlık Bakanı'nı almaya karar verdi. Ey Sağlık Bakanı, birçok programda konuştuk, ele aldık. Bu akşamdan tezi yok, git Erdoğan'dan affını dile ama sakın milletten affını dileme. Bu millet seni affetmeyecek, bu salondakiler seni affetmeyecek. Bu kadar ranta bulaşmış, bu kadar karmaşık ilişkilerin içerisine girmiş, bakanlığa geldiği günden beri sadece kendi hastanelerini zenginleştirmek için çalışan birini ne ben affederim, ne bu salon affeder, ne bu millet affeder. Son bir şey daha söyleyeceğim. 15 bin doktor kaybettik Umut Bey. 15 bin. Hala bir sürü genç arkadaşım yurt dışında doktor olabilmek için sınavlara hazırlanıyor. Ben bunu söyledim. Ne yaptı biliyor musunuz? Yüzüme yapamadı çekindiği için. Ben ayrıldıktan sonra salondan Çömez böyle söyledi ama dedi bunlar para için gidiyor dedi. Utanır bir insan bunu söylemeye. Kendi meslektaşları için şu hareketi yapmaya utanır. Yıllar önceydi. İngiltere'de çalışıyorum hekim olarak. Bir grup insan geldi. Randevu istediler. Geldiler bana. Dediler ki biz burada hastane açmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Nasıl bir hastane açacaksınız? Özel hastane. Nereden geliyorsunuz siz? Medipol'den geliyoruz. Gidin bakanınıza söyleyin dedim. Bak yanlış yere geldiniz. Bakanınız izin veriyorsa size burada nasıl hastane kurulur anlatayım. Ama burada devletten arazi alamazsınız. Kraliçe size arazi vermez. Türkiye'de kral veriyor. Saraydan alıyorsunuz ama burada alamazsınız. Öyle teşvik meşvik yok. Karşılıksız kredi yok. Rant yok. Talan yok. Bunu yapamazsınız. Ondan sonra geldiler uğraştılar açamadılar hastaneyi geri gittiler. Dolayısıyla baktığı her yerde rant gören bir anlayış. Son bir şey daha söyleyeceğim. Sadece 2023 yılında geçen yıl 2023 yılında Türkiye'de tüketilen ilaç miktarı 175 milyar lira. Bunun %40'ı ithal, %60'ı Türkiye'de üretiliyor. Bu %60'ın da etken maddesinin %95'i yurt dışından geliyor. 58 tane eczacılık fakültesi açıldı. Mezun olanların %30'u işsiz. Götürdü bu adam İstanbul'da bir sürü, ben size şu anda 250-300 tane sayabilirim. Suriye'den gelmiş, hiçbir sınava girmemiş eczacılar çalışıyor. Antep'te ona keza kıyamet gibi Suriyeli eczacı var. Hiçbirisi sınavlara girmiyor. Ne dil sınavı, ne yeterlik sınavı. Bizim eczacılarımız işsiz olarak hayatlarına devam ediyor. Maalesef o 58 üniversiteden mezun olan eczacılarımız götürdü Suriyelilere alan açtı. Ve bakın 58 eczacılık fakültesi olan bir ülkenin neredeyse ilaç sektörünün %80'i ithalata mahkum. İrlanda gibi bir ülke 3 tane eczacılık fakültesi var. Yıllık ihracatı 60 milyar dolar. Son bir şey daha, Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde 24 tane yabancı çalışıyordu. Bunlardan bir tanesi Mossad ajanı çıktı. Bağırdım çağırdım, kıyameti koparttım. En son yaptığı açıklama, ben ne yapayım bunu bana Avrupa Birliği gönderdi dedi. Mısır'dan geldi bu adam dedi, böyle bir açıklama yaptı. Bu adam Türkiye için ciddi manada bir güvenlik tehdididir. Bu akşamdan tezi yok. Eğer senin Cumhurbaşkanı'nın görevden almıyorsa istifa et. Sakın bizden af dileme, biz seni affetmiyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Akdoğan, aslında CHP lideri Özgür Özel'e de bugün İsmail Küçükkaya'nın sabah programında kocanın istifasına veya görevden affını istemesine yönelik soruyu Sayın Küçükkaya yöneltti. Ve aslında en iyi anlaştığımız bakandı dedi. İşte gölge kabinedeki bakanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüşüyorlar. Sağlık Bakanı ile İçişleri Bakanı ile, ama böyle bir yaklaşım oldu Sayın Özel'in. Affını istediğine dair de işte görevden. En büyük sorunlardan bir tanesi şu, içinde bulunduğumuz siyasi düzende bir bakanın gitmesi, mesela biraz önce Sayın Yedekçi Milli Eğitim Bakanı ile ilgili söyledi. Milli Eğitim'de çok büyük rezaletler var. Hani mali konularla ilgili değil ama mesela ÇEDES çok konuşuluyor. Şimdi işte Gaziantep de örnekleri var. Hizbullah'a yakın dernekler, yaz okulu adı altında çalışmalar yapıyor falan falan. Milli Eğitim'in yüzlerce sorunu var. Şimdi değiştirilen. Gitse ne olacak? Sağlık Bakanı gidecek, yerine benzeri gelecek. Yani şahsım hükümeti, tek adam rejimi falan dediğimiz yerde bir Sağlık Bakanı'nın gitmiş olması veya herhangi bir bakanın değişmesi
o bakanlıktaki yapıyı ne kadar değiştiriyor, bu da bir tartışma konusu ve bu çok kötü bir şey tabii. Yani 40 katır mı 40 satır mı, ondan mı rezillik istersiniz, bu gelse daha büyük rezillik çıksa. Bir de bakanlar gerçekten kendi inisiyatifleriyle ne yapabiliyorlar? Şu yaptıklarını yapıyor, onun dışındakileri yapmıyor. Şu yaptıklarını yapıyor. Şimdi bu Sağlık tabii. Bakanı ile ilgili bu zaten bir iş adamı figürü Fahrettin Koca. Yani şöyle bir bakanlarla ilgili bir şöyle bir durum var. Bir şey konuştuğunuz zaman ve bu konuşma üst düzeyde olduğu zaman Sayın Bakanım, siz bunu biliyor ve çok yadırgıyor olacaksınız. Telefonla sormadan, telefonla danışmadan... Muhtemelen Erdoğan'a da değil. Çünkü yani bir bakan yerinden kalkıp bir dakika ben bir sorayım geleyim dediğinde ki bunu bir gerçeğe dayandırarak söylüyorum. Bu benim kurgum değil. Ya bir de sorayım geleyim dediğinde Cumhurbaşkanı'na sorup gelmiyordur. Yani oturup bakanların sorularını dinleyecek, telefonlarına cevap verecek boşlukta değildir değil mi? Toplantısı falan. Muhtemelen bakan, daha kötü bu Cumhurbaşkanı'na soruyor olmasından, sarayın koridorlarında ilgili birine, Erdoğan'ın sağındaki solundaki birine danışacak duruma gelmiş.